Şu an çok çok yoğun. 5 gündür bu videoyu çekmeye çalışıyorum. 5 gündür çekemiyorum. Bugün sizlerle birlikte Çeliktepe'nin bağrında Plaza Hayatı adlı bir video çekeceğiz. Videoda birkaç tane şey yapacağım. Sahurda, böyle sahur için. Bunlar birazcık böyle Plaza Hayatı'na böyle adaptasyon evresinin yiyecekleri mi diyeyim. Aslında normal ben de Çeliktepe'nin bağrında tüketiyorum bunları ama işte inşallah bir gün Plaza'da olması umuduyla deyip şimdi bu yiyeceklere başlayalım. Birkaç tane şey yapmayı düşünüyorum. Bunlardan ilki böyle içerisine koyduğum her şey doğal olan meyve yoğurt yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi bu doğal örtlen suyu. Anneannem bunu meyve suyu yapmıştı. Şekersiz bu. Şimdi içine bundan koyacağız. Ben bunu böyle buzlukta böyle saklıyorum. Bayağı gidiyor yani. Şu yeter bence. Bunu yoğurdun içine atıyoruz. Örtlen olduğu için ekşi bir tat da veriyor. Şimdi bunun içine üzümü koyacağız. Ne kadar koyacağınız birazcık sizin kararınıza kalmış. Ama çok olunca da güzel oluyor yani. Ceviz kırıyorum. Birkaç tane fındık doğruyoruz. Fındıkları hem içine hem üstüne. Ceviz de aynı şekilde hem içine hem üstüne. Şimdi bunların hepsini karıştırıyorum önce. Bunları böyle ben öbürlerini doğrayana kadar yoğurdu buzlukta bekleteceğim. İyice böyle soğuk kalsın diye. Yani böylelikle meyveler ve şeyler de birbirine iyice geçmiş oluyor. Böyle çok güzel farklı oluyor. Burada ben her gün gerçekten bundan yiyorum. Yalan. Her gün yemiyorum. Her gün yemiyor mu? Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu tamam her gün yemiyor. Sen de iki güne bir yiyor mu? Kızım bak bir şey söyleyeceğim. Kaç sahur yaptık? Biz kaç tane sahur yaptık? Ben kaç sahurdur yiyorum? Malzemelerim yine bitmiş benim. Bayağı tüketiyorum yani. Bu arada bu gerçekten bayağı lezzetli ya. Yani böyle gerçekten yemediğiniz kuru meyveleri bile içine atın yani. Her şeyi yedirtiyor bu meyveli yoğurt. Ben daha yedirttiğim kimse beğenmemezlik yapmadı yani. Ne kadar güzel bir şey bulduysam artık bu kadar da mütevazıyım yani. Sadece birazcık uğraştırıyor. Tabii şimdi ben süsleyip püsleyeceğim. Başlarda böyle süsleyip püslüyordum ama. En son ne dedim cümlemde ne demiştim? Motor. Hayır bir şey diyorum. İşte yedirdiğim kimse. Mütevaziliğinden bahsediyordum. Aşırı mütevazı oldum. Lan ne dediğimi unuttum ya. Neyse dur. İçine ben bu meyveli yoğurdum. Böğürtlen suyundan başka şey koymayı denemiştim. Böyle dedim ki erik, işte erik suyu falan vardı. Hiç güzel olmadı. Gerçekten o kadar kötü oldu ki. Şey koyabilirsiniz, reçel. Böğürtlen reçeli de güzel olmuştu. Frambuaz reçeli denedim. O da fena olmadı. Çilek reçeli de fena olmuyor ama çilek reçeli biraz bayıyor. Birazcık ekşi olması gerekiyor bence. Ha şey diyordum, hatırladım. Başlarda özene bözene yapıyordum böyle. Hoş hoş gözüküyordu. Sonra bir üşendim. Şu son 6-7 yediğimde böyle alıyorum hepsini içine atıyorum sonra böyle koşturuyorum hepsini. İncir inanılmaz güzel oluyor var ya incir üff. Çıtır çıtır dehşet oluyor bunun içinde kesinlikle. Aşırı enerji veriyor. En son bir de ben bunun üzerine böyle of bir bal gezdireceğim var ya. Enerjiden yerinde duramayacağım. Bu arada dışarıdan insanlar beni gördüğü zaman bana diyor ki Beyza çok sakinsin, çok durgunsun. Yani ev içindeki bunu bir ev içindeki arkadaşlarıma sorsalar birazcık şey ortama adapte olma sürecim sanırım. Bazı ortamlarda bu bir yıl sürebiliyor ya. Çok komik bir şekilde. Yani bilmiyorum neden öyle oluyor. Bir yıl böyle adapte olamadığım insanlar falan oluyor. Ya adapte olamamadan kasıt mesela ne bileyim ortamama konuşamadım. İşte bilmiyorum diyorum ortamama alışamıyorum. Hani ortam insanlara falan alışıyorum da neden öyle oluyor bilmiyorum. Herhalde bir şeyler işte durduruyor. Bazı yerlerde mesela tavanda yürümediğim kalıyor insanların yanında. Evdeki arkadaşlarım onu çok çok iyi bilirler. Bir de gerçekten enerjik bir insanım da işte dışarıda biraz ruhum çekilmiş gibi mi dolanıyorum. Aslında okul arkadaşlarımın yanında da çok enerjiyim. İnsanlar bazen bana öyle deyince şaşırıyorum ya.
diyorum, ne kadar artık durgun duruyorsam. Bunu en son şeyde yaşamıştım. Arkadaşlarımla gittiğim kampta. Bana öyle dediler, çok durgunsun dediler. Sarıyer'de? Şeye, aynen Sarıyer şeyde gittiğim için, Rumeli Feneri'nde. Hı. Onu da videosunu paylaşacağım, izlersiniz. O da güzeldi ya. Gerçekten. Ama o gün ben şeydim işte. O gün gerçekten o kadar çok şu sıra yoğunum ki. Ya resmi ama 1,5 haftadır sürekli 2-2,5 saat uyuyorum ve artık bugün... Peki bu yoğunluğunun sebebi ne Beyza? Bu yoğunluğumun sebebi sınav haftam yaklaştı. Ekstra saatlerce video editliyorum. Bir videoyu editlemem 7 saat sürüyor ortalama ya. 7 saat sürüyor. Şaka gibi. Sonra işte başka bir de sürekli iftarlara falan gidiyoruz. Zaten bir iftara gidiyoruz. İftardan gittik geldik ettik diyene kadar 4-4,5 saat geçiyor. Akşamın tümden iftarlar da geçiyor. Hı. Ondan sonra sahura kadar oturuyorum ve ders çalışıyorum. Yani ders çalışıyorum dediğim de daha böyle çok yeni ders çalışıyorum. 10 saat geçti hala bunları doğruyoruz işte. En sıkıntılı yanı bunun bu. Ve doğruyorsunuz ve sabah oluyor, sahur vakti geçiyor böyle, öbür günün iftarı geliyor, hala bunu doğruyorsunuz falan böyle. Ne var? Bitter çikolata var. Bitter çikolata da muhteşem final. Bitter çikolatayı en son doğrayayım ya, dizdikten sonra doğrayayım, burada dağılıyor. Bunların hepsini üzerine dizeceğiz. Videonun başlığının Çeliktepe'nin bağrında plaza hayatı olma nedeni de benim müthiş bir plaza hayalim var. Plaza aşkıyla yanıp tutuştum. Evimiz de şey böyle, tam plazaları gören bir manzaramız var. Böyle ben o pencereden bakıp ağlıyorum resmen plazalara karşı. Bunları yapıp plazalara karşı yiyorum. Nasıl bir psikopatlık bilmiyorum ama bir gün o günlerde geleceğini düşünüyorum. İtina ile meyve dizilir. Bana... Ay çok güzel duruyor. İnsan bunu yaptıktan sonra böyle bir yiyip yememekte kararsız kalıyor ya. Şimdi şunları da saklıyorum. Plazamdayım. Evet. Şey, buzdolabına koyayım. İşte 3-5 günü plazamdayım. Şimdi en muazzam şeylerden biri. Muzlarımız birazcık ezilmiş ya. Şey böyle birazcık sertliğini yitirmiş. Ama böyle daha lezzetli oluyor muzlar. Muz harika oluyor ya. Bence çok tatlı. Güzel güzel. Burada bu çikolata da bitter çikolata. Yalnız bu kıyılmadı ya. Birazcık erimiş çünkü şey. Böyle kıyılıyor böyle güzel güzel oluyor da. Ellerim ama. Bal bunu var ya, nirvana yapıyor. Gerçekten bal en muazzam şey şu an şurada. Aynı şekilde çikolata da ya. İkisinin tadını da bayağı hissettiriyor yerken. Sanırım şunu hazırlamak yarım saat sürdü. Ama aslında daha pratik oluyor. Birazcık böyle işte hızlı yaparsanız, bir de bu kadar böyle özenerek dizmezseniz hemen hallolur. Aşırı güzel bir tadı var. Ve gerçekten şey böyle... Böyle insanda bağışıklılık yapıyor, böyle canınız istiyor. Ben oruçken böyle canım çekiyor bunu. Affedersin.
Evet, muazzam nispet yapar gibi manzaram tam olarak bu yani. Bunu yerken şu hizadan başlayarak yiyin. Sonra şuralardan başlarsanız şu tek başına kalıyor ve anlamsız bir şekilde bunu bitiremiyorsunuz. Şöyle meyvelerle bitirin. Şimdi ikinci yapacağımız şeyse smoothie. Smoothie kelimesinden nefret ediyorum. Çok komik geliyor bana ama neyse. İçine kivi, maydanoz, bir de limon koyacağız. Bir de azıcık tuz. Bu da bir ara sağlıklı olsun diye maydanoz suyu içiyordum. Kaynatıp içiyordum. Sonra internette rondodan geçince daha sağlıklı olduğunu okudum. Ondan sonra baktım. Yani şimdi kaynasınca tadı birazcık yani bahar suyuna benziyordu. Güzeldi. Ama rondodan geçirdikten sonra biraz kötüydü tadı. O yüzden dedim ki içine azıcık bir şeyler ekleyeyim. Sonra limon ekledim. Kivi ekledim. Tuz dedim, bunun içinde birazcık bir şey eksik dedim. Azıcık tuz ekleyeyim. Normalde bu detoks suyu gibi bir şeydi de tuz ekleyince birazcık detoksluktan çıkıyor sanırım. Ama bence daha lezzetli. İsterseniz siz eklemeyebilirsiniz tuzu. Şimdi maydanozları önce koyuyoruz. Birazcık maydanozu koyduktan sonra burada bu da soğuk su. Mutlaka soğuk suyla yapın. Ilık suyla hiç güzel olmuyor. Azıcık, çok az. Aslında şu an çok bile ekledim suyu. Azıcık su ekleyin. Sonra böyle bunu da özeyin iyice. Ondan sonra kalan suyu eklersiniz. Bu arada limon kabuğuyla atıyorum. Kabuğuyla daha sağlıklı oluyor. Ay, dibinde bir şey ezilmemiş. Son dokunuşu yapalım mı? Dararım tuz. Ya tuzu da çok atmıyorum, şu kadar falan. Göster bakayım. Gösterebiliyor musun? Hı hı. Şu kadar falan. Ya bu bile aslında çok da dur. Çay kaşığı değil mi? Yani işte çay kaşığı ha, şeker kadar kaşığı falan. Şu limon şurada yüzüyor. Yani. Uçuyor onu. Her yeri batırdım ya. Yarısını döktüm ya. Sanatsal, çok sanatsal. Aa bak, kalp yapmışım. Ya işte böyle de sanatsal bir insanım. Yalnız tüm meyve düştü içine. Şu an gördüm de yani. Birazcık hüsranlıyorum. Bu arada bu bardağım da... Neyse, reklam oldu. Bu bardağımı da gittim sırf smoothie'ler için aldım. Smoothie de içtiğimden değil de bir maydanoz suyundan başladı bu güzel olay. Böyle devam etti yani. Oh mis gibi sağlık. Limon biraz az olmuş. Birazcık limon daha sıkarsınız. Öldü bir yaptı. Kiviyi böyle ben bir tüm koydum da bir tüm koymayın. Yarım koyun. Kivi böyle boğazıma yaktı. Ben böyle şu şuralarım karıncalandı yani. Böyle ama mutlaka soğuk buz gibi suyla yapın. Böyle şu an birazcık ılık olmuş çünkü ılık olunca güzel olmuyor. Azıcık tuz atmayı da sakın unutmayın. Şimdi üçüncü şey de chai tea latte. Chai tea latte de bunu içtim. Sonra baktım tadı salebe benziyor. Sonra böyle birazcık ferah bir çay tadı gibi bir şey geliyor. Bu arada chai tea latte'nin içinde çay mı var bilmiyorum ama chai tea latte'nin yazılışından benim algıladığım çay ile latte. Ama şey yani işte birazcık kahve, birazcık salep, birazcık çay tadı alıyorum gibi olunca dedim ben bunu evde deneyeyim. Valla bayağı da güzel oldu. Şimdi onu yapacağım. Önce sütü köpürteceğiz. Şimdi bu süt az olabilir aslında da emin değilim. Evet az. Şimdi bunu... Çeyizliğe koyuyoruz. Aslında birazcık daha köpürtebilirmişim de neyse. Şimdi bir de kahve yapacağız. Türk kahvesi yapacağız. Ay.
şu kadar falan kahve yeterli. Azıcık daha. Böyle Türk kahvesi olduğu için çok Türk kahvesi atacak olursanız telli dibinde çok birleşiyor. Sonra birazdan saleple karıştıracağız. O zaman böyle karışmıyor, salep erimiyor falan, böyle saçma sapan bir hal alıyor. Ocak nasıl batırılır? Tatillerdeki asıl amaç böyle kahve tadı çok çok az gelmeli bence. Böyle daha çok salep tadı ve birazcık süt tadı. İçine bir de karışık bitki çayı koyacağız. Karışık bitki çayıyla harika oluyor böyle. Sütü kaynamaya koyduğunuz zaman altını iyice kısın. Niye şununla yiyiş sallıyorum bilmiyorum ama. Süt kahveden önce olursa çok büyük sıkıntı. Çünkü süt bekledikçe köpüğü gidiyor birazcık. O yüzden sütü böyle kısık ateşte koyun, sonra hemen kahveyi koyun. Hepsinin aynı anda denk gelmesi çok önemli. Sonra böyle biri olduğunda biri olmadığında bu sefer buluyor ya. Hiç tadı güzel olmuyor. Salep'im benim ne yazık ki yarım paketmiş. Bir paket falan döküyorum ben içine. Açabilirsin. Aslında böyle gerçek doğal salep dökseniz daha efsane olur. Kilosunun 180 lira olduğunu duyduktan sonra dedim ki 50 kuruşluk salep alsam da olur. Şimdi salep'in üzerine kahveyi döküyoruz. Ay çok sıcak olmuş. İçine iki tane de karanfil. Aslında karanfili ezseniz çok daha güzel olur da. Bizde ne yazık ki ezecek yok. Şimdi daha komik plastik şey. Bir bunu buldum. Çizmesin diye. Burada Türk kahvesiyle salep var. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Bir dakika. Neredeyse lap diye döküyordum. Buradan sonraki evrede şu karışık bitki çayı. Karışık bitki çayı mı koyuyoruz? Kaynadıktan sonra köpürtme işlemi yapacak olursanız süt soğuyor. O yüzden başta köpürtün. Ocakta zaten sönmüyor ilginç bir şekilde o köpük. Üstüne birazcık tarçın atacaktım da tarçınımız bitmiş. Kapağını da kapatalım. Çay tilatlarımız da hazır. Bunun tadı oldukça güzel oluyor. Böyle birazcık dediğim gibi yoğunca bir salep tadı oluyor. Salep bir paket atın. Yani bir paket değil, bir paketin %75'ini falan atın. Bir paket de çok gelebiliyor. Bu sefer salep erimiyor ve topak topak oluyor içinde. Türk kahvesini de böyle bir çay kaşığından fazla atmayın. Ondan sonra telvesi çok kalıyor yine içinde. Öyle karanfili atmayı unutmayın, o da ferahlık veriyor. Zaten gördünüz gerisi. Evet, 5 saat sütün soğumasını bekledikten sonra, buzlanmasını bekledikten sonra uyudum uyandım artık. vakti girmek üzere. Şimdi muzlu sütü yapalım. Önce susuzluktan çıkarayım. Şimdi muzlu süt yapacağız. Muzlu süt içinde en önemli şey süt iyice buzlanmış olması lazım. Buzlanmış olmazsa hiç güzel olmuyor tadı. 1 litre kadar süte yaklaşık işte 2 büyük boy, şu kadar boy muz falan gidiyor. Mümkün olunca olgunlaşmış olması daha iyi oluyor. Ay ne kadar süt dökmüşüm dışarıya. Aslında yanlış yaptım ya. Önce muzları koyup muzları iyice ezdirmeniz gerekiyordu. Gerçi neyse ki yumuşak muzlar. Bu sersemliğinden dolayı burada sırayı karıştırmışım. Öncelikle muzları koyuyorsunuz. Mikserden muzları iyice geçirdikten sonra balı ilave ediyorsunuz. Çünkü süt soğuk olduğu için sonrasında balı eklediğinizde içerisinde çözünmesi uzun süre alıyor. Daha sonra yavaş yavaş sütü ekliyorsunuz. Böylelikle muzları başta özdeşleştirdiğiniz için süt çok fazla mikserde işlem görmediğinden sütün buzlu kıvamı daha yoğun bir şekilde kalmış oluyor. Bal. Normalde şekerli de yapıyorlar da bal daha sağlıklı. Daha lezzetli oluyor.
İsterseniz içine çilek falan da atabilirsiniz. Süt kesinlikle buzlu olsun. Buzlu olmadığı zaman güzel olmuyor. Bu kadar. Ve son olarak muzlu suda yaptık. Eğer bunlardan birini denerseniz aşağılarda denediğinizi yazmayı unutmayın. Hepinize iyi sahurlar, iyi Ramazanlar. Görüşmek üzere.